Hizmetçiyi getirdik başkomiserim. Tamam, sağ ol. Buyurun. Sen bana sadece Özge'yle Tansu geldi demedin mi? Neden yalan söylediniz? Şey, ben... Bakın, bu işin şakası yok. Ortada bir cinayet var çünkü. Ama isimden olurum ben. Tehdit etti değil mi? Söylesene kızım, ne dedi? Kovarım mı dedi? Yok. Korkma, bir şey olmayacak. Sadece gerçeği anlat. Bakın, lütfen Doğa Bey'e söylemeyin. Neler oldu? O gün Doğa Bey eve geldi. Tartıştılar. Sonra Güneri Bey ölünce Doğa Bey özellikle sakın kimseye söyleme diye tembihledi. Ne oluyor? Neden buradayım? Nedir bu? Babanızın öldüğü gün evinde kanınıza rastladık. Olabilir. Ne var bunda? Yani babanızın içtiği bir sıvıda. Ya bu demek oluyor ki onay gecesi oradaymışsınız. Bir proje hakkında konuşmaya gitmiştim. Yani midem kötüydü. Babam da kullandığı ilaçlardan birini verdi. Yakan? Bilemiyorum. Dişim falan kanamış olabilir. Film gibi değil mi? Gerçeği bu. Peki neden yalan söylediniz? Yalan değil. Söyleme gereği duymadım. O yüzden mi hizmetçiye söylememesi için sıkı sıkı demirlediniz? Hı? Edis Kuzgunlar, 42 yaşında. Kuzgunlar Güvenlik Şirketi'nin sahibi. Doğru, ölmeden birkaç gün önce görüşmüştük. Siz mi istediniz görüşmeyi? Hayır. Kılıç'ı biliyorsunuzdur belki. Emekli polistir. Onunla çalıştığını söyledi. Ama ona güvenmediğini de söylemişti. Nedenini de söyledi mi? Maalesef. Hiçbir fikrim yok. En iyisi gidip kendisine sormak. Kesin yalan söylüyor. Niye böyle bir şey söylesin? Beni bitirmek istiyor. Elimdeki müşterileri çalmaya çalıştı ama beceremedi. Peki Güneri Bey'deki kartvizitine ne diyeceksin? Muhakkak Edis aklını çelmeye çalışmıştır. Efendim senin? Ne? Tamam, geliyorum. Ne olmuş? Doğayı vurmuşlar. Durum ne? Evi aradık, hiçbir şey bulamadık. Kapı da zorlanmamış. Tanıdık biri yani. Olabilir. Nasıl gidiyor? İz yok. Bu iş karışmaya başladı. Merkez 4525. Merkez 4525. 4525 numara. Betilen İlgar Sokak'ta planlı çatışma. Bir kişi ölmüş. Anlaşıldı merkez. Hemen olay yerine intikal ediyoruz. Selim, sen Kolya ile beraber yanına birilerini al. Olay yerine git. Ben de hastaneye gideyim. Sokak buraya yakın. Başla. Toparlan, sen benimle gel. Tamam, götürün balistiği incelesinler. Neyse kurşun koluna isabet etti. Nasıl oldu peki? Anlamadım bile. Eve yeni girmiştim. Çok pardon. Efendim Selim. Tamam, silahı balistiğe gönderdiniz mi? Tamam, şu adamın fotoğrafını çekip göndersene bana. Tamam, bekliyorum. Affedersiniz. Devam edin lütfen. Mutfağa doğru giderken birden arka odadan biri çıktı. Elindeki silahı görünce kaçmaya çalıştım. Yüzünü görebildiniz mi? Gördüm. Ama çok korkmuştum. Ateş etti. Vurulmuştum. Ama farkında bile değildim. Kaçmaya çalıştım. Peki size ateş eden kişi bu muydu? Evet. Bu.
Nasıl gidiyor? Yakında ceset gelmeden bilgi isteyeceksin Orhan. Ya sorma, bu iş iyice sarpa sarmaya başladı. Yeni bir ipucu bulamazsak sanırım başkaları da ölecek. Neyse ki çok bir şey yok. İki el ateş edilmiş. Göğsünden ve bacağından vurulmuş. Yakından mı ateş edilmiş? Evet. En fazla 3-4 metreden. Sanırım darp yok. Yok. Tamam. Mermileri balistiğe gönderdin mi? Yeni çıkarttım Orhan. İstersen sana vereyim, sen götür. Tamam, kızma kızma. Hadi kaçtım ben. Hoppa, ne yaptın kızım ya? Delirmek üzereyim, vallahi çıldıracağım şimdi. Kızım ne bu hal ya? Laboratuvarı havaya uçursak haberin olmayacak. Ne oldu? Şu beyaz toz vardı ya. Şu adamın dosyasından çıkan. Evet, hala ne olduğunu bulamadım. Kokain değil miymiş? Hayır. Hadi ya, kokain zannettim ben de. Yani ilaç değil, uyuşturucu değil, nasıl bir bilişimdir bilemedim yani ama bu var. Ne bu? Güner'in evinde koltuğun altında bulduğumuz boş bir dosya vardı ya. Üzerinde sokakta vurulan adamın parmak izi var. Şu Rus olan. Ha, Rus muymuş? Ne bileyim, Ece belki Rus olabiliyor dedi. Her neyse ama bu aileyle bir ilgisi olduğu kesin. Süpermiş ya. Allah Allah. Hayırdır? Ya Gamze bir korku filmi mi ne izlemiş? Saçma sapan gece gece bana anlatıyor bana. Ya yeter ama komiserim, of. Ya tamam kızım, ben sana gülmüyorum ya. Baksana halimize gülüyorum. Bir de hiç işimiz yokmuş gibi gittik ceset meset aradık yani. Zombi tozu mu? Aynen öyle. Meğer Güner'i keklemiş bize. Bana da anlatacak mısınız neler olduğunu? Şimdi şöyle başkomiserim. Geçen hafta Haiti'li yerlilerin kullandıkları tozla alakalı bir makale okumuştum. Dün gece de Tansu'nun üzerindeki Haiti tişörtünü görünce aklıma geldi. Sabah gelir gelmez literatürü taradım. Zombi tozu. Toz ağız ya da deri yoluyla alındığında solunumu ve nabzı öyle yavaşlatıyor ki... insanı ölmüş gibi gösteriyor. Aynen öyle başkomiserim. Güner'e Kalhan zombi tozunu aldıysa ki evinde bulunmasının başka bir açıklaması yok gibi... belediye doktoru da ölü sanmış olabilir. Ulan bir de belediye görevlisini açtırdım ben hastanede. Ha. Yok işte dedi, bizim köyde de mezarlıktan kalktı geldi, dirildi böyle geldi falan dedi.